Merhaba, bir cuma yine biz sizlerle birlikteyiz. Ben eczacı Zeynep Akbey Yamaç. Ben doktor Asiye Akgün. Bugün ağrıdan bahsedeceğiz size. Ağrısız bir yaşam mümkün mü? Nasıl mümkün? Neler yapabiliriz bununla ilgili? Bunları anlatacağız. Ağrının sebepleri, daha sonra bu sebeplere bağlı olarak neleri iyileştirebiliriz? Kısaca ben ağrının 4 tane sebebi var. Bunları sayayım abla. Sonra sen de bunlarla alakalı neler yapabileceğimizi anlat bize. Tamam. 4 kaynağı var ağrının. Sinir kaynaklı olabilir, damar kaynaklı olabilir, organ kaynaklı olabilir ya da ruhsal sebepleri olabilir. Önce ağrının iyileşmesi için sebebini bulmamız lazım. Doğru sebebi tespit ettiğimiz zaman iyileştirmek artık daha kolay oluyor. Çünkü zaten bizim elimizde bir sürü malzememiz evet. var. Sebebi bulursak sonuca ulaşmamız artık bizim için yolun çok daha kısa zaten bir tarafı oluyor. Zaten sanat olan kısmı o değil mi Zeynepciğim? Evet. Sebebi bulmak. Yoksa elde az önce söylediğin gibi alette de var malzeme. Çok. Evet. Hangi tornavida, hangi vidada kullanılacak? Ama vidayı tespit etmek zor. Çünkü bayağı gömülmüş derinlere. Evet, işin asıl kısmı zaten evet. orası. O yüzden değil mi sağlık alanında uğraşan kişilerin mesleğinin sanat olmasının nedeni bu aslında. Burası. Evet. Yani hem sorunları tespit etmek bir sanat. Tabii ki çözümler de belli ama o çözümleri de herkesin bir tarzı var. O tarza icra ediyor. O da bir sanat. Kişisel çözüm yolları buluyorsun. Tabii. Evet, herkes yapıyor aromaterapi ama sen kendine göre yapıyorsun. Evet. Hasta tabii belirleyici oluyor ama senin de bir tarzın var. Çünkü tabii senin ki. Yaklaşımın aslında temel belirleyici oluyor orada. Bakış açısı. Evet, bakış açısı çok önemli. İçinden gelenler. Çok önemli. Evet. Altıncı his denilen şey mutlaka çünkü hekimliğin evet diğer kısımları var. Sağlığın diğer kısımları var ama sezgisel kısmı çok önemli. Çünkü bazen bir şeyleri yapmak isteriz ama bir şey bizi tutar. Evet. Ve orada durmamız lazım. O tutan kısımda da zaten arkasından mutlaka bir şey gelir. Sonra dersin ki iyi ki yapmamışım. Evet. Ya da bazen bir soru sormak istersin. Aslında hastalıkla hiç alakası, görünen hastalıkla hiç alakası olmayan, hastanın sana hiç anlatmadığı, hiç bahsetmediği bir konu. Ama sürekli bir şey seni, bir dürtü içeriden sürekli sor, bunu da sor, bu konudan bahsettir hastaya diye dürter. İşte orada da içgüdüler evet. devreye giriyor. Ondan sonra hastalık, anamnez bambaşka bir yöne giriyor değil mi? Evet. Ve genelde şöyle bir şey duyuyorum. Doktor hanım, ben bunu daha önce hiç kimseye anlatmadım ama ilk defa. İlk defa orada ortaya çıkan yepyeni faktörler, yepyeni sebepler ve gerçekten tedavinin seyrinin de bazen bambaşka bir yere evrilmesine sebep oluyor. O yüzden bunlar önemli. İşin sezgisel boyutunda asla ihmal etmemek lazım. O yüzden bu bir sanattır çünkü. Evet. Yoksa tıp ne olurdu? Bir bilim olurdu. Tıp bir bilim ve bir sanattır. İkisi de başa baş gider bu arada. Sanat olma kısmı eğer sanat varsa sezgi olmak zorunda. Evet. Evet. Gelelim işin şu anda objektif kısmına. Ağrılara gelelim. Az önce Zeynep'in de söylediği gibi ağrıların 4 ana sebebi var. Ve bu sebeplerin özellikle hikaye kısmında ortaya çıkarılması çok önemli. Yani çünkü çok sebep çok ortada olmuyor. Genel olarak sebepler ortada olmuyor. Çok iç içe geçmiş oluyor. Ve Zeynep'le bizim en büyük derdimiz şu ki ağrıların üzerinden de çok zaman geçtiği için birkaç sebep de bazen iç içe geçmiş olabiliyor. Hangisinden başlayacaksın? Nasıl bir yol izleyeceksin? Bütün bunlar da tabii değişiyor. O yüzden ağrıda en önemli konu ince öncelikle anamnez dediğimiz hikayeyi almak. Aslında bütün hastalıklarda en önemli kısım hikayesi. Önemli, en önemli kısım da hikayede ne? Ne zaman başladı? Çünkü o başlanan tarihte bir tetikleyici olmak zorunda. O tetikleyici ne? Duygusal bir travma mı? Fiziksel bir travma mı? Travma dediğimiz şey her zaman çok büyük bir şey olmak zorunda değil. Ama o an sizi şaşırtan, beklenmedik bir şey olması o olayın, o şeyin travma olmasına sebep olur. Evet, hastalara ilk sorduğumuzda genelde bir şey olmadı der. O zaman ne oldu? Ağrınızın başladığı dönem neye denk geliyor diye sorduğumuzda çoğu zaman hiçbir şey olmadı, durup dururken başladı. Evet. Ama sonra sohbet ilerledikçe, sorular derinleştikçe, o aslında hiçbir şey olmadığı dediği zamanlarda neler olmuş, neler. Evet. İnsanlar unutuyorlar değil mi? Tabii ki. Çünkü unutma sonuç istiyorlar. Kalıyor. Sebep kalmıyor. Evet. Unutmak istedikleri şeyler de oluyor genelde. Tabii duygusal evet. sebeplerse özellikle.
çok derin bir unutma isteği, unutma çabası zaten oluyor. Evet. Zaten unuttuğu için ve ifade edemediği için o bir şekilde o içeride birikmiş basınç rahatlamak zorunda. O zaman ağrı olarak çıkıyor. Ağrı olarak rahatlıyor. Ve bitmiyor. Ve bitmiyor. Çünkü içeride duruyor. Onunla barışmamış. Az önce program öncesi biz nelerle konuştuk, evet, nelerden bahsettik aslında. Yüzleştiğimiz olaylarla barışmaktan, bunun kendi içimizde açıklamasını yapmaktan, dengeye ve huzura kavuşmaktan bahsettik. Evet. Böyle olmadığı sürece işte orada bir şeyler bizi dürtecek. Bir şeyler çıkmak isteyecek. Eğer o sağlıklı bir yoldan çıkamazsa da sağlıksız bir şekilde acıtacak, çıkacak. Acıtacak, işte ağrıyacak o, evet, zaman. Evet, ne dedik? Ağrının 4 tane sebebi var dedik. Önce bilimden başlayalım. Bu vasküler sebepler, yani damarsal sebepler olabilir. Neler olabilir? Bir organ, bir doku iyi beslenemediği zaman, yani yeterince kan gelemediği zaman orada beslenme bozukluklarına bağlı olarak orada ağrılar ortaya çıkıyor. En belirgin beslenme bozukluğu yapan damarsal problem de varis dediğimiz şeylerdir. Ama bu sadece varis değil, şöyle düşünün, tansiyon da bir damar hastalığıdır ve tansiyona bağlı da başka problemler ortaya çıkabilir. Veya pıhtılaşma bozuklukları da aslında bir kan hastalığı değil, bir damar hastalığıdır. Ona bağlı sorunlar ortaya çıkabilir. Küçük pıhtılar, büyük pıhtılar veyahut da işte bazen cerrahi girişimlere bağlı olarak bir yerlerden parçalar kopup bir yerleri tıkıyor. Onlara bağlı problemler nedeniyle tıkanıklıklar, yetersiz kan dolaşımı ve bunlara bağlı ağrılar ortaya çıkabiliyor. Bir yere kan gönderemiyorsanız orası zamanla bozulacaktır ve bozulduğu zaman da ilk başta ortaya çıkan şey ağrıdır. Eğer bir yerde ağrı varsa bir, dolaşım yetersizliği, iki, susuzluk, üç, fazla toksin vardır. Bu 3 kere 3 kaç eder? Belli değil. Tıpta 3 kere 3 9 etmiyor. 2 kere 2 de 4 etmiyor. Burada şey matematik yapmış, biraz daha farklı işliyor. Evet, o yüzden ağrı tedavisi yaparken mutlaka sebep ne olursa olsun diğer faktörleri mutlaka biz göz önünde bulunduruyoruz. Mutlaka toksin boyutu, mutlaka su boyutu. Evet, şu anda sebeplerden birisi damar olduğu için damarsal boyutu da mutlaka göz önünde bulunduruyoruz. Damarları düzeltmek için mutlaka yüksek doz antioksidan vermek lazım. Bunun için değişik yollar var. Beslenme bunların sebeplerinden birisi. Beslenme yoluyla damarları yüksek doz antioksidanla tedavi edebilirsiniz. Beslenmede benim burada dikkat ettiğim damarsal bir problem varsa yüksek doz C vitamini vermek. Yüksek doz C vitamini beslenme boyutuyla, yani günde 3-4 tane limonun suyu, zencefil, çörek otu yağı gibi mutlaka bunları hayatın günlük rutinine sokuyorum. Hatta bunları suyla veriyorum. Böylece en azından yeterli su da içmiş oluyorum. 1 litre suyun içerisine bunları koy dediğimde 1 litreyi de garantiye almış oluyorum. En az 1 litre su içmiş oluyorum. Tabii ki yani susuz düzelmiyor. Mesela bakın, hacamat öncesi ben mutlaka hastalara su ikram ediyorum. Su içmelerini istiyorum. Çünkü o su işlemin konforunu artırıyor ve işlemin etkinliğini ve sonucun yararlılığını da artırıyor. Çünkü ben toksinleri çözeceğim. Peki nasıl atılacak bunlar? Su lazım. Biz toksini tavuk gibi yumurtlayamayacağımıza göre yıkamamız lazım. Ve yeterli miktarda suyla yıkamamız lazım. Yani ben hastalarıma diyorum, işte içiyorum, bir bardak, iki bardak su içiyorum diyor. Peki diyorum, ben şu anda bulunduğumuz bu odayı bir bardak suyla temizleyebilir miyim? Bir kova su lazım. O zaman bir kova su içmem gerekiyor. Bir bardak suyla yaptığım temizlik, temizlik olmaktan öte ortalığı daha birbirine karıştıracak. Daha beter hale gelecek. O yüzden su içmek önemli. Yeterli su içmek de su içmek kadar önemli. Ve bunun için susuzluk hissimize de güvenemeyiz diyorum. Aklımızı, irademizi kullanacağız. Ben çok hani burada söylüyorum ama o kadar etkileniyorum ki bundan. Yemek duasında bir cümle var. Allah'ım aklımızı midemize hakim eyle diye. Yani yerken içerken aklımızla hareket etmek zorundayız. Duygularımızla hareket edersek duygular işte Zeynep'im benim karşıma getiriyor sizi. Evet, duygular, zevkler yeterli miktarda olmalı ama hayatımızı duygularımızla idare edemeyiz. İrademizle, aklımızla karar alıp duygularımızla onu insani hale getirirsek işte o zaman dengeli. Tadından yenmez. Allah, hakikaten tadından yenmez. Çok güzel olur. Evet, o yüzden vasküler sebepler söz konusuysa damarları iyileştirmek için yüksek doz C vitamini vermemiz lazım. Bunun için
bol limonlu, bol ve zencefilli, bol sulu bir hayat mutlaka olmalı. Bir de damarların olmazsa olmaz dostu sarımsaktır. Çok güzel plak çözer, çok güzel damar genişletir. Zaten herkes bilir, tansiyonu yükselince sarımsak yutar. Tansiyonu düşerse tuzlu ayran içer. Halk arasında bilinen bir şey ama tabii ki bu öyle sarımsaklı yoğurt yedim hikayesi değil. Baya baya sarımsak yediriyoruz. Bunu da sosyal rahatsızlık vermeyecek tarzda değişik şekillerde kullandırıyoruz. Yutma şeklinde veya dil altı şeklinde bir takım şeylerde eritip veriyoruz. Olayın boyutuna göre yine IV C vitamini şeklinde de olabilir. Mesela bir kanserli hastaya limonla baş edemezsin. Ya da oturup kuşburnu iç bilmem ne. Bunlarla etmez. Olmaz. Bunlar da gramlarla vermeniz gerekir. Yani işin bir de reel boyutu var. Yani siz ne kadar yerseniz yiyin, oral yolla alabileceğiniz miligramlar düzeyindedir. Ama sizin grama ihtiyacınız varsa o zaman bunu damardan almak zorundasınız. Evet, başka neler yapabiliriz vasküler sistem için? Özellikle Schüssler minerallerinde bir numaralı minerali kullanabiliriz. Kalsiyum floratum. Bütün vücuttaki organların elastikiyetini sağlar. Yani hem damarın elastikiyetini hem de kanın elastikiyetini sağlamış oluruz. İki tarafta bir fayda sağlanmış olur. En temel minerallerden birisi zaten. Evet, vücuttaki minerallerin %70'ini oluşturuyor. Yine su ihtiyacıyla da alakası aynen var. Aynen öyle. Evet, bütün kıvamları sağlıyor. Onun için eğer böyle bir sorun varsa muhakkak Schüssler bir numarayı eklemek lazım. Yani kandaki kalsiyum seviyenizin normal olması kalsiyumunuzun normal olduğu manasına gelmez. Çünkü iyonik formlar denilen formlar var. Yani aktif olan kalsiyumu ölçmek lazım. Yani kalsiyum var ama aktif mi? İş görüyor mu? Mesela tiroid hormonlarını ölçüyorsunuz. Normal ama aktif mi, iş görüyor mu? Bu da başka bir şey. Evet. T4'ü ölçüyorsunuz, normal. T3'ü ölçüyorsunuz, dönüşmüyor. Çok düşük. T4 depo formudur. Normal olması bir şeydir. Ama iş gören formu eğer düşükse o zaman siz kendinizi yine kötü hissedersiniz. Yani her şeyin birbiriyle uyumlu ve dengede olması önemli. Yine damarları desteklemek için ozon yapılabilir. Damarları desteklemek için prolioterapi yapılabilir. Çünkü damar da bir şeydir, yumuşak dokudur. Yumuşak dokuyla ilgili problemlerde o bölgeyi yaralamak çok önemlidir. Ve o bölgeyi kanatırsanız, yaralarsanız oradaki iyileşme prosedürü tüm vücudunda iyileşmesini sağlar. Başka ne dedik? Nöral sebepler olabilir dedik. Yani şöyle, bir bölgede eğer sinir iletimi iyi değilse o bölgede yine ağrılar ortaya çıkıyor. Yani bu ağrılar sinirsel ağrılar değişik olabilir. Nöropatik ağrılar, diyabette en çok gözüken çok şeydir. Yani benim şeker sistemim, şeker metabolizmam bozuk ama ayağım ağrıyor. Çok ilginç. Bakın neresi bozuk? Nereden nereye? Nereden sonuç çıkıyor? O yüzden eğer hani bir şeker hastasının ayağımdaki uyuşukluğu veya ağrıları geçirmek için biz oralara uygulama yaparsak sonuç alamayız zaten o yüzden. Ne yapmamız lazım? İlk önce bir şeker regülasyonu, şeker dengelemesi yapmamız yani lazım. Yani sebebine odaklanmamız Sebebine odaklanmamız lazım. Bu arada oradaki tabii ki sinirsel iletimi düzenlemek için sempatik parasempatik dediğimiz böyle heyecanlı ve sakinleştirici sinir sistemimiz var. Bizim sinir sistemimiz bir kontrol edebildiğimiz sinir sistemi. İşte kolumuz, bacağımız hareket ettiriyoruz ve bu bizim kontrolümüzde. Bir de otonom sinir sistemi dediğimiz bir kısım var. Bunun da sempatik ve parasempatik bölümleri var. Sempatik adı üstünde heyecanlı. Bizim strese girdiğimizde işte kalbimizin hızını artıran, kan dolaşımımızı artıran, basıncı artıran bir sistem. Parasempatik de gece uyurken devreye giren, bizi sakinleştiren, iyileştiren, duygusal ve bedensel olarak iyileştiren mod. Bunların dengede olması lazım. Hastalık durumunda sempatik sistem çok aktive oluyor. Bizi iyileştiren ve dengede tutan parasempatik sistem ise iyice depresi oluyor, çöküyor ve buna bağlı olarak da zaten bu tür insanlarda genelde uyku problemleri de olur. Ya dalmada, ya dalar ama gece uyanır veya sabah yorgun kalkar. Eğer bu tür durumlarınız varsa ağrınızın kaynağı büyük ihtimalle nörolojiktir. O zaman bunun için tabii ki her zaman detoks ve su sabit tedavimizde, ağrı tedavisinde. Ama o zaman ne yapıyoruz? Mesela nöral terapi ekleyebiliyoruz. Bu sempatik parasempatik sistemi dengelemek için. Mesela daha çok ön plana çıkan bir şey olabilir. Ondan sonra başka ne dedik? Organ kaynaklı olabilir. Organ kaynaklı ağrılar en böyle puzzle gibi, bulmaca gibi ağrılar. Mesela
hani genel böyle kuraldır. Sağ dizi ağrıyan kadınlar muhtemelen uterusunda problemi olan kadınlardır. Sol dizi ağrıyan erkekler muhtemelen prostatında problem olan erkeklerdir. Bakın, siz sağ dizinizi istediğiniz kadar fizik tedavi yapın, sıcak uygulamalar yapın, o mucize kremlerden sürün. Geçmez. Ama uterusa dokunmazsanız? Uterusa yaparsanız bir masaj veya bir enjeksiyon. O zaman veya işte ne bileyim kalmaz. Bir yara izi tedavisi ve ağrı hem de o an geçer. Tabii ki bir dokunuş da geçti diye bırakmazsınız. Böyle şey var, hani bu hikayeler böyle çok etkileyici. Dokundum, evet iyileşti, o an ağrın geçti, ama o ağrının geçmesi kalıcı olmak zorunda değil. Hani şu şey, kedi ile köpeğe hani su vermiş ya, kadın köpeğe su vermiş, ondan sonra köpek kurtulmuş, cennetlik olmuş. Öbürkü de kediye yemek vermemiş, kedi ölmüş, cehennemlik olmuş. Hani böyle değil, bir dokunuş değil. Kadın köpeğe su vermiş ama o hayatının dönüm noktası olmuş. Ondan sonra hep iyilik yapmaya başlamış. Ve hayatı değiştiği için daha sonra cennetlik olmuş. Öbürkü köpeğe, kediyi hapsetmiş, kedinin açlıktan ölümüne sebep olmuş. O bir olay değil ki. O hayatını kötü yönde ilerlemesine sebep olan, hani o ilk olay, merak ettiğimiz ve çok önemli olan düğüm noktası orası. Evet. Ondan sonra hayatı o yönde değişmiş. Bizim de yaptığımız tedavilerde tek bir dokunuşla evet o an ağrıyı geçirebiliriz. Evet. Ama o olayın kalıcı olması için arkasını da evet devam etmesi lazım. Yani dönüm noktası diyoruz ya, şimdi ben böyle gidiyordum. Bir dönüm noktasıyla karşılaştım, döndüm. Yolumun değişmesi için, hayatımın değişmesi için döndüğüm yerden devam evet. etmem lazım. Geri dönüp buraya gelirsem yine aynı şeylerle karşılaşacağım. Aynı. Evet, yine aynı şeyleri yaşayacağım. Dönüm noktasından dönmek yetmiyor. Bir de oradan devam edip belki gitmek de gerekiyor. Hepimizin anlaması gereken o nokta Zeynep'ciğim. Evet. Yani eğer yaşadığımız hayat tarzı ve düşünce sistemi bizi sağlıksız bir konuma getiriyorsa, aynı hayat tarzı, aynı düşünce sisteminde devam etmemize gerek yok. Evet, aynı yoldan gidip... Evet, yoldan dönmemiz lazım artık, değil mi? Evet. Aynı yoldan gidip farklı sonuca ulaşamayız. Einstein demiş galiba, yakınlarda Instagram'da paylaşacağım. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlara ulaşmayı düşünmek saçmalıktır, deliliktir demiş. Hakikaten öyle. Sebepleri değiştirmediğimiz sürece, girenleri değiştirmediğimiz sürece çıkanları, sonuçları değiştirmemiz mümkün değil. O yüzden... Yapacağımız şey basit. Tepkilerimizi değiştirmek. Yaşam tarzımızı, yememizi, içmemizi, düşünce şeklimizi, verdiğimiz tepkileri değiştirmemiz lazım. Evet. Burada hani mutlaka biz zaten Zeynep'le yaşam tarzı değişikliği de kalıcı bir şekilde öneriyoruz. Köklü değişiklikler. Çünkü bizim yaptığımız dokunuştur. Aslı olan insanın kendisinin yaptığıdır. Çünkü kalıcı olan odur. Yoksa devamlı dokunmak gerekir. Ha, bu da bir tarzdır. Öyleleri de var. Geliyor işte 2 ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir hastalığına göre bana bir dokunur musun doktor hanım diyor. Dokunuyoruz ona. Ama öbürküsü daha güzeldir. Evet. Dengede, kendi iç dengeni bulmak. O yüzden organsal, visceral ağrılarda organ tedavi edilmeli mutlaka. Yoksa o ağrı kalıcı bir şekilde çözülemez. Tabii ki duygusal ağrıları, fibromiyalji dediğimiz tamamen duygusal ağrılardır ki şu anda toplumda özellikle kadınların çok büyük bir baş belası haline gelmiştir. İfade edilemeyenler, söylenip de söylenilemeyenler, yapılması gerekip de yapılamayanlar, büyük bir haksızlığa uğradığını düşünenler, anlaşılmadığını düşünenler ne yapar? O iç basınç birikir, birikir, birikir. Ağrı olur. Ve en sonunda kendi yaşamına uygun, o iç düşüncelere uygun bir yere ağrır bir de. Herkes de aynı yere ağrımıyor fibromiyaljide. Bakın fibromiyaljide belli tetik noktaları vardır önde ve arkada. Bunların yeri belli. Ama herkes de aynı tetik noktaları ağrımıyor. Kiminin başı, kiminin boynu, kiminin omzu, kiminin ayakları, bacakları, kiminin göğsü. Evet. Her yerin farklı ağrısı var. Niye? Çünkü duygusu farklı. İçinde basınç oluşturan duygu farklı. Ve temsil ettiği organ farklı. Değil mi? Evet. Hani mesela çok üzülüyorsa göğüs ağrıyacak bunu. Kalbi ağrıyacak. Akciğerlerinde organa yansarsa akciğerlerinde kalbinde problem olacak. Çok evet. öfkeliyse karaciğer problem. Karaciğer yağlanması olacak. Önümüze gelen de var. Hani biz diyoruz ya meyveyi doğru saatlerde yemiyorsun. Ondan oluyor. Evet. Ama bir de şu var. Çok öfkeliysen de oluyor. Olur. Çünkü karaciğer... Ya bizim zırhımızdır. Vücut kendini korumak istediğinde ne yapar? Hepimiz yani üzülürüz. Bakın
top haline geliriz. Yüzeyi küçültürüz. Veya bir şeyin arkasına geçeriz. Bir kalkanın arkasına. O da ne yapıyor? Etrafını. O da yani etrafını kendini savunmaya, tabii kendini korumaya çekmişti. Çalışıyor. Hayatında hiç alkol kullanmadığı, ağzına bir lokma alkol girmediği halde siroz olan hastalar evet. Var. Nasıl oluyor bu? GGT'si yüksek alkolik karaciğer diyoruz. Ama başörtülü daha, teyze. Evet. Yani namazında niyazında ama alkol karaciğer gibi enzimler fırlamış. Yani yer yerinden oynamış karaciğerde. Ne her şeyi bağlayamayız yani. Sen meyve yemişsin. Bunu da akşam geç saat. Bu kadar basit değil yani. Evet önemli bir faktör. Beslenme gerçekten çok önemli. Ama duygular işin içine girdikçe o kadar etti önemli. Bir bütün işte üç ayak. Evet. Ruh, beden, zihin. Evet. Üç ayağın üçü de önemli. Herhangi birini daha önemsizleştiremeyiz. Aynen hepsi öyle. Birbiri kadar, hepsi birbirine eşit miktarda eşkenar üçgen. Evet. O kadar ve önemli. Ve tedavide de mutlaka bu üç ayağı göz ardı etmeden eşit önem vermek lazım. Tabii orada hangisi sebep? Hı-hı. Hangisi sebepse o sebebin üzerinde daha çok duruyoruz. Ama diğerlerinin de farkında olmasını sağlıyoruz insanların. Ama birisini iyileştirince diğerleri, o bozucu faktörü iyileştirdiğinde diğerlerini de iyileştiriyor zaten. Yani hani geleneksel ve tamamlayıcı tıpta şöyle bir şey yok. Hani modern tıpta vardır işte atıyorum adetlerinde bozukluk var, kadın doğuma git. Gözünde bozukluk var, göz doktoruna git. Kulağında bozukluklar var, KBB'ye git. Biz böyle bakmıyoruz olaya. Çünkü bütün bunların bir kesişim kümesi var, bir paydası var, ortak paydası var. O paydayı tedavi ediyoruz. Dolayısıyla o paydayı tedavi ettiğinizde gözü de iyileşiyor, adet de düzeliyor, kulağı da iyileşiyor. Evet. Yani tek tek sonuç üzerinden gitmiyoruz. Genelde sebebe dönük gitmeye çalışıyoruz. Sonuçlar üzerinde niye çalışıyoruz? İyileşme süreci konforlu olsun diye. Yani ağrı kesici uygulamalar yapıyor muyuz biz? Ben yapıyorum şahsen. Niye? Çünkü evet bir ayda ben o ağrıyı geçireceğim veya da birkaç seansla belki bir haftada geçireceğim ama o bir haftanın da konforlu geçmesi tabii, için. Tabii neden ağrı çekerek yaşamaya evet. Devam etmez? Yani yaptığımız şey hem sebebe yönelik hem sonuca yönelik oluyor. Sebebe yönelik olması kalıcı tedavi için, sonuca yönelik olması da tamamen konfor için. Bir de tabii orada gelenler neye odaklanıyor? Sonuca. Sonuca. Hastaların beklentisi sihirlenmek. Aynen öyle. Ama sebebe gidecek motivasyonu hastaya verebilmek için o sonuçta da oynamalar gerekiyor. Yapmak lazım. Şimdi benim iki tane küçük oğlum var. Biri hastalandı. Ondan sonra Ömer küçük olana diyor ki abisi, üzülme abicim diyor. Annem seni iyileştirir, sana remedi verir diyor. Ben dedim ki anneciğim sihirli değnek mi var benim elimde? Nasıl hemen öyle iyileştireyim? Anne remedilerim var ya iyileştirebilirsin diyor. Sihirli değnek olarak kabul ediliyor bizim yöntemlerimiz. Sihirli değnek çünkü gerçekten bazı dokunuşlar hayatı bu şekilde değiştiriyor. Yani şöyle giderken sizi şöyle çeviriyor ama orada işte hastanın görevi o tedavicinin, şifacının döndürdüğü yolda ilerlemek. Devam etmek. Sıkıntı orada. Biz sadece rehberlik yapabiliriz. Sürekli elinden tutup onu o yolda ilerletemeyiz. Değil mi? Balık tutmayı öğretmemiz lazım evet, eninde sonunda. Ama hangi yoldan gitmesi gerektiği konusunda yönlendirebiliriz. Evet. Yani ağrısız bir yaşam mümkün mü? Evet ağrısız bir yaşam mümkün. Ama kendi şifanız, kendi iyileşmeniz için mutlaka çorbada sizin de sadece tuz değil, yapımında da katkınız olması lazım. Yani şifalanma süreci, ben artık iyileşme ya da tedavi etme demiyorum. Çünkü tedavi tek taraflı bir süreç. Evet. Doktor tedavi ediyor, hasta tamamen etkisiz eleman oluyor. Şifalanma süreci ise hasta ile hekimin tamamen eşit şekilde ortak çalıştığı, az önce senin dediğin gibi hekimin rehberlik yaptığı, şifacının rehberlik yaptığı bir yolculuk ve herkes üzerine düşen görevleri burada yaptığı takdirde gerçekten işte mucize diyorsun evet. Ya. O zaman artık bizim için mucizelerle karşılaşmak artık çok sıradan oldu. Hakikaten karşılaşılıyor. Öyle güzel, öyle iradeli, öyle güçlü insanlarla karşılaşıyorum ki hakikaten yani takvime birebir uyduğunda takvim birebir ilerliyor. Evet. Şimdi şu hafta şöyle olacak, bu hafta böyle olacak, öbür hafta öyle olacak ve hakikaten öyle oluyor. Gidiyor. Ama işte kılım döndü, tüyüm çıktı, sivilcem çıktı gibi bahaneler uzadıkça takvim süreç de uzuyor. Uzuyor. Yine ama yine de yolda yürümekte ısrarcı olmak lazım. Kesinlikle öyle. Evet. Yani çaresizseniz çaresizsiniz. Evet. Ağrısız bir yaşam mümkün. Lütfen ağrıyla yaşamak zorundasınız diyenlere itibar etmeyin.
yeni programda, yeni konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.